Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Hepinize 2020 yılını sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileklerimle Başkan 35 kanalıma tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. 2020 yılında bizi bekleyecek, dolar TL'yi etkileyecek ekonomik, siyasi gelişmeler neler olabilir? Hep birlikte sizlerle bunlara incelemesini yapacağız arkadaşlar. 2020 yılında bizler için arkadaşlar, özellikle de altın tarafında olan arkadaşların da 15 Ocak'ta ABD-Çin görüşmeleri ile ilgili, ticaret anlaşmaları ile ilgili gelişmeleri yakın takip etmelerini kendilerine tavsiye ederim. Ayrıca Kuzey Kore liderinin, biliyorsunuz arkadaşlar, 2020 yılı içerisinde tekrardan füze denemelerine başlayacağı haberleri de altın tarafında etkili olmaya başladı. Dolar tarafında bizim takip etmemiz gerekecek 2020 yılı içerisinde Libre'ye, biliyorsunuz, asker gönderme durumumuz var. Bunun tezkeresi meclise gönderildi. Bu oylanacak. Asker gidip gitmemesi konusu. Ayrıca Ocak ayı sonunda Halkbank davası var. Tekrardan ABD'de Halkbank davası görüşülmeye başlanacak. Bunun akabinde arkadaşlar, S-400 yaptırımları Ocak ayı sonunda tekrardan Trump'ın önüne gelecek. Bunlar da bizi, ekonomimizi zorlayacak önemli haberler. Bunun dışında ABD'nin Doğu Akdeniz'e bir uçak gemisi gönderme kararı alması. Bunu biliyorsunuz, daha önceden de eskiden beri Trump engelliyordu. Fakat bunu da artık Doğu Akdeniz'e uçak gemisini gönderme kararını onayladılar. Bunun akabinde 2020 yılında Trump'ın azledilme süreci takibimizde olacak. Ayrıca 2020 Kasım gibi zannedersem ABD seçimleri var. Trump tekrardan adaylığını koydu. Bu ABD'deki seçimleri takip edeceğiz. Bunun dışında İngiltere'de Brexit, biliyorsunuz, Brexit olayı var. Özellikle sterlini takip eden arkadaşların ve Euro'yu takip eden arkadaşların Brexit meselesinin çözüme ulaşıp ulaşmayacağı, anlaşmalı anlaşmasız bir ayrılık olup olmayacağı yönündeki tartışmalar var. Bizim tarafımızda Merkez Bankamızın faiz indirimleri var. Yine 2020 yılında toplantılar devam edecek. Fed faizleri var arkadaşlar. Fed bu faizleri düşürmeye devam edecek mi? Yoksa 2020 yılı içerisinde bu faiz indirimlerine son verip tekrar faiz indirimlerine, arttırımlarına başlayacak mı? Bunların takibini yapacağız. Bütün bunların eşliğinde de arkadaşlar, geçen seneye 5.38 civarında başladı dolar, biliyorsunuz, dolar kuru. Kapanışta yaklaşık 5.95 civarında geldi. Yani 40 desek 55-60 kuruşluk bir yıllık kazanç elde etmiş oldu al sata bulaşmamış bir kişi dolar TL'de. Şimdi dolar TL'ye de inceleyelim arkadaşlar. Benim dolar TL'de 2020 yılı için beklentim, kısa da arkadaşlar, yani 7'li seviyelerin görüleceği yönünde 2020 yılı içerisinde. Ana hedefim 7.20'ler civarı. Bu 7.20'leri 2020 yılı içerisinde dolar TL'nin test edeceğini düşünüyorum. Daha kısa bazlı baktığımız zaman arkadaşlar, biliyorsunuz, dolar TL'de, evet, şurada bir 6.10-6.15 seviyelerine bir deneme yapacağını tahmin ediyorum kısa bazda dolar TL'nin altılı seviyelerin üzerinde. Evet, şurada bir sıkışan dolar kuru önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. 6.15'li seviyeler şimdilik takibimizde olacak. Yakında yakından takip edeceğimiz bir seviyemiz olacak. 5.92 hala takip ettiğimiz iş süren stop yerimiz, devam ediyor arkadaşlar. 5.92'ye de yakın 6.03-6.05 aralığımız var.
Bunun takibimine devam ediyoruz hala. 6.05 üzerinde 6.15 ve ana hedefim, yani bana göre düzeltmenin geleceği yer arkadaşlar 6.25. 6.25'li seviyeler. 6.25'li seviyelerden tekrardan bir düzeltme gelip dolar TL'nin buradan geri çekileceğini düşünüyorum ben. Tabi ilerleyen zamanlarda ne olur? Bunları hep beraber tekrardan inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu şimdilik bir öngörümüz. Haftalık bazda destek yerimiz artık maksimum 5.72'lerde arkadaşlar. 5.75-5.72 civarları. Dolar TL bir miktar, evet, bu civarda oyalanabilir. 6.05 6.15 6.17 aralığı. Bu aralık takibimizde kalacak arkadaşlar. Şu üçgen içerisinde de kaldığımız müddetçe görüyorsunuz şurada bir kama veya bu uçları kapatır iyice daralırsa da bir üçgen halini alır. Fakat şu an hala bir kamadayız. Yükselen kama içerisindeyiz. Bu kamada yukarı kırılırsa arkadaşlar, yukarı kırılma halinde, evet, yedili seviyelere kadar dolarda yükselmeler görebiliriz. İlk etapta dediğim gibi arkadaşlar kamanın kırılmasıyla, 6.03-6.05'in yukarı kırılmasıyla 6.15 ve benim beklentim olan şuradaki 6.25 seviyesi. Yani bana göre oradan bir düzeltme dolarda görebiliriz. 6.25'leri görüp buradan tekrardan bir düzeltmeye gidebiliriz şeklinde. Bu sadece bir öngörüdür. Zaten yıllık tahminimizi biliyorsunuz. 5.92 üzerinde kalışlarda da arkadaşlar kısa da 6.03 ve 6 15'li seviyeler yakından takibimizde kalacağımız önemli seviyeler. 2020 yılı içerisinde beklentilerimiz bu şekilde. Kendini buna göre, stratejilerimizi de buna göre sizlerle birlikte uygulayacağız arkadaşlar. Şimdilik 2020 yılı için söylemek istediklerim bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.